Merhaba, İran uzmanı siyaset bilimci Arif Keskin'le beraberiz. İran'da aslında Eylül ayından beri takip ettiğimiz gelişmeler vardı. Tesettür kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltındayken ölen Mahsa Amini ertesinde, bu olayın ertesinde hepimizin de uzun süre takip ettiğimiz kitlesel rejim karşıtı gösteriler kadınların başını çektiği düzenleniyordu İran'da. Rejim çok sert onlara karşılık vermişti ve sanırım son dönemde birazdan konuşacağız ama gösteriler tabii aynı tempoda gidemez oldu diye söyleyeyim ben. Fakat bu arada Kasım ayından bu yana olduğunu öğrendiğimiz ama arka arkaya kız öğrencilerin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı okullarındayken bir takım vaka haberleri gelmeye başladı ve son dönemde de çok sayıları arttı. Şimdi Arif Keskin'e biraz bunları soracağız. Tabii bu olayların arkasında ne var? Kız öğrencilerin hedef alınması, elbette işte kadınların başını çektiği protesto gösterileriyle onlara sanki bir misilleme gibi düşündürecek bir gelişme olarak da okunuyor. Arif Bey, öncelikle şunu sorayım size. Yani ilk bir kum kentinde bir vaka olmuş. Herhalde münferit bir vaka olabileceği düşünüldü ama giderek sayıları arttı. Ve neler oluyor? Yani sizin ulaşabildiğiniz haberler nedir? En son bir bu konularda haber yapmak isteyen bir gazetecinin tutuklandığını da öğrendiğimiz için çok da sağlıklı haber alamadığımız için size dönüyoruz artık. Bizi biraz bilgilendirin. Ne oluyor ülkede? Tabii ki. Öncelikle bu sizin de söylediğiniz gibi bu kumda başladı. Ve aslında kumda o zaman da bunu ciddiye alın dediler. Tabii ki orada ciddiye alınmadı ve kumdan sonra Burcert'ten sonra Erdebil ve öyle bir anda son haftalarda bir anda İran'ın neredeyse tüm illerine yayıldı ve bir kentte birçok okullarda bu saldırı düzenlendi ve bazı gün 100 okul, bazı gün 40 okul böyle şu anda öyle devam ediyor. Neredeyse benim ulaştığım bilgilere göre neredeyse İran'ın tüm illerine yayıldığı gözüküyor. Yani bütün illerde bu saldırılar oldu. Bu net olarak ve özellikle de son günde artan da bir trend gösteriyor. Bu bir. İkincisi aslında bu nasıl oluyor diye şeylere bakıldığında şimdi devlet yetkililerin fazla açıklama yapmıyorlar. Ve açıklamaları çok çelişkili. Onları da söyleyeceğim. Ama gazetecilerin ve basına sızan söyleşilerden şunu anlıyoruz. Aslında bir küçük yani öğrenciler söylüyor. Küçük bu bomba gibi bir şey atılıyor. Ve belli bir süre sonra bir koku geliyor. Bu koku ve kokudan kısa süre sonra baş dönmeler, bayılmalar ve farklı şeyler başlıyor. Ve aslında ve bu kokular da farklı kokular oluyor Işın Hanım. Yani mesela bazı yerde diyor, bir yerde diyor sanki lastik yakmışlar. Bir yerde diyor çöp kokusu. Bir yerde mesela biber kokusu gibi farklı kokular oluyor. Bir yerde mesela biri diyor portakal kokusu geliyordu. Ben yani anlaşılan kullanılan gazında kokuları çok farklı kokular veriyor ve böyle bir şey başlıyor. Ondan sonraki tabii ki bu bayılmalar başladıktan da sonra onun yarattığı o okulda panik etkisiyle de çok farklı şeyler de yaşanıyor aslında. Şimdi buraya bakıldığında ilk şeylerde meclis bir araştırma birimi kurmuştu. Kendileri söylediler. Ben bunun videolarını da yayınladım. Şimdi bunlar Sağlık Bakanlığı'na sordukları zaman Sağlık Bakanlığı'nın yardımcısı önce bunun bir organize olduğunu, organize bir
olduğunu, birileri bunu yapıyor dedi. Daha sonra bu yalanlandı. Yalanlandı. İşin şey tarafı şu, yetkililer mesela İçişleri Bakanlığı, devrim muhafızları ve istihbarat şeylerine baktığınız zaman onlar şöyle söylüyorlar. Aslında dışarıdan atılan bir şey yok. Okul çevresinde kuşkulu hiçbir kişi görünmüyor. Neden oluyor? Bir sınav baskısı, öğrencilerin toplu panik, isteri, bazıları öğrencilerin gençlik maceracıları, bazıları çöp konteynerleri, bazıları yakında duran ne bileyim bir tanker varmış, o tankerin kokusundan olmuş gibi. Çok böyle inanması mümkün olmayan şeyler. Mesela bugün Milli Eğitim Bakanı şöyle bir şey söylemiş. Aslında bu bir toplumsal paniktir ve öğrencilerin çok azı zehirleniyor ve zehirlenen kişilerin de eskiden kronik sağlık sorunları var. O nedenden dolayı oluyor. Sağlık Bakanlığı açık şekilde dışarıdan bir madde olduğunu kabulleniyor. Dışarıdan bir madde olduğunu kabulleniyor ve dışarıdan bu maddenin gaz olduğunu ve teneffüs yoluyla insanları etkilediğini kabul ediyor. Ama İçişleri Bakanlığı dışarıdaki maddenin tahrik edici bir madde gaz olmadığını, tahrik edici bir madde olduğunu ve bu da sadece öğrencilerin %5'ini, %95'ini de etkilemediğini olarak böyle açıklamalarda bulunuyorlar. Yani düşünün aslında belli bir süredir özellikle de hükümet yetkilileri burada bir gaz saldırısı olduğunu kabul etmiyorlar. Hatta düşünün bugün böyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen zehirlenmeyi bile kabul etmiyorlar. Dışarıdan bir tahrik edici bir madde var. Boğazlarını şunları bunları şey yapıyor ve bunlar yaşanıyor. Yani zehirlenmeyi bile kabul etmiyorlar. Şimdi bu işin önemli bir tarafı. Diğer taraftan Hamene'ye bakıyoruz. Onu soracaktım. Hamene Yani ise büyük cinayet. Affedilmesi mümkün olmayan bir cinayet olarak adlandırıyor. Arif Bey, bu biraz acaba özür dilerim, uluslararası ilgi de gördü bu vakalar. Dünya medyasında konu oldu. Bu sırada yine İran'la nükleer müzakere konusu gündeme geldi. Acaba böyle bir baskı sonucu mu Hamaney, toplum içerisinde de büyük bir tepki var anlaşılan. Yani yetkililerin olayı doğru dürüst soruşturmaması, böyle bir endişeye karşılık vermemiz. Hatta görüyoruz, bu durumdan endişe duyan bir takım anne babalara çok kötü davranıldığına dair görüntüler de var. Hani toplumda oluşan bir infial durumunu bastırmak için konuşmaya mı mecbur kaldı Hamaney, yoksa onun bir verisi mi var? Evet, yani şimdi ben neden şey olduğunu söyleyeceğim. Bak, biz Hamene'nin bir defa Hamene'yi neden konuştu? Bir kez bu defa devlet yetkililerin açıklamasının hiçbirisine de toplum güvenmiyor. Zaten biz Mahsa Amini öldürmesinde de gördük. Onlar Mahsa Amini öldürülmedi dedi ama toplum Mahsa Amini'nin öldürüldüğünü düşündü. Bu vakada da toplum devletin verdiği bilgilere güvenmiyor. Yani bir defa gazın olduğunu düşünüyorlar, zehirlenmenin olduğunu düşünüyorlar, organize bir işin olduğunu düşünüyorlar ve en önemlisi bunun rejimin ya kendisi ya rejim tarafından korunan bir grup tarafından olduğunu düşünüyorlar. Ha, bütün bunlar ve buna ve bu şeyin içerisinde devletin ilgisizliği, önleyemediğini, önlemek istemediğini, ciddiye almadığını, itiraz edenleri dövdüğünü şekli de görünce toplumda yayılan üzüntü, endişe, korkuyla birlikte yayılan çok derin bir öfke de var. Ve bu öfke bir patlamaya da zemin sağlayabilir. O nedenden dolayı mesela bazı İran rejimine yakın
siyasal analizciler ve stratejistler şunu söylüyorlar. Ukrayna uçağı gibi yapmayın bu konuyu. Hatırlarsın Ukrayna uçağını biz vurmadık dediler. Daha sonra evet biz vurduk dediler ve Ukrayna uçağından sonra İran'ın genelinde toplu ve kitlesel bir protesto eylemi başladı. Yani aslında bu toplum devletin yetkililerin açıkladığı şeye güvenmediği nedeniyle bütün İran'ın geneline yayılan bir öfke var. Ve bu öfke patlamaya çok açık. Aslında Hameneyi bir yönüyle de bu öfkenin önüne geçmeye çalıştı. Çalışıyor kendisince. Bir yönüyle de aslında sizin düşündüğünüz gibi değil. Bunu biz yapmadık. Üzerine gidiyoruz. Gereken yapılacak şeklinde. Çünkü toplumda farklı bir şey de oluşmuş durumda. Yani toplum kendisini çok derin bir şekilde çaresiz, korumasız ve tehdit altında hissediyor. Yani Işın Hanım, şu anda insanlar sadece kız okullarını düşünmüyorlar ki. Bu saldırı yarın metroda da olabilir, yarın AVM'de de olabilir oluyor, yarın sitelerde olabilir, yarın kapalı çarşılarda ve her yerde olabilir. Ve doğal olarak bu öyle her yere yayılma potansiyeli taşıdığı için toplumda çok derin bir üzüntü ve öfke var. Biraz önce saydığım şey. Bakınız Işın Hanım, toplum neden bunun, yani benim kendi görüşüm bu yöndedir. Mesela neden bunu İran İslam Cumhuriyeti yaptığını düşünüyoruz? Ben neden düşünüyorum? Bakınız birkaç tane neden söyleyeceğim. Buna, çünkü bu aynı zamanda toplumun da bu şekilde bir tür düşünce biçimi, düşünme biçimi olduğunu düşünüyorum. Bakınız bir defa İran'ın tüm illerinde eylem yapıldı. Ve neredeyse kaç yüz okula eylem yapıldı. Ve bu eylem 3 aydan daha fazladır sürerek geliyor. Ve bugüne kadar hala devlet bunu önleyebilmiş değil. Aynı gün içerisinde İran'ın genelinde bir kentte neredeyse 50'den 60'dan fazla okula eylem yapılabiliyor. Saldırılar düzenleyebiliyor. Şimdi insanlar şunu söylüyor. Bir defa İran'daki hiçbir rejim muhalifi örgütünün bu kadar İran'ın genelinde bir örgütlenme gücü yok. Zaten yok etmişler. Böyle bir örgütlenme gücü. İkincisi, devletin resmi olarak, meşru olarak kabul ettiği partilerin de böyle bir gücü yok. Bunu herkes biliyor ki İran'ın genelinde bu eylemi yapabilecek, aynı anda, aynı zamanda bu eylemi yapabilecek hiçbir muhalif örgütü yok. Hiç muhalif örgütün bu eylemi düzenleyebilecek bir organizasyonu yoktur. Bunu devlet de biliyor, İran'da bunu herkes biliyor. Bu bir. Önemli bir unsur. Bunu yapan İran'ın her yerinde aynı günde bütün bu şekilde eylemi yapabilecek insan ve organize gücü olması gerekiyor. Bu rejim muhaliflerin böyle bir gücü yok. Peki siz söyleyin, hepsini söyleyin. Pardon. İkincisi, en önemli husus, biraz önce de söyledim. Işın Hanım, şimdi İran'ın genelinde farklı gazlar kullanılıyor. Ve kokuları farklı. Ve en önemlisi nedir biliyor musunuz Işın Hanım? Çok ilginç, kullanılan gazların, yani gazlar kalıcı etki bırakmıyor. Yani kör etmiyor, felç etmiyor, öldürmüyor. Belli bir süre zehirlenme yaşanıyor. Belli bir süre etkiliyor. Ondan sonra hiçbir hasar bırakmıyor. Yani doktorların da söyledi, kalıcı hiçbir hasar bırakmıyor. Şimdi şu soruyu sorabilir. Bu gaz uzmanı kim? Kim bunu seçebiliyor? Yani düşünün, sonuçta burada bir uzmanlık gerekiyor. Değil mi? Uzmanlık gerekiyor. Amacına dönük bir saldırı düzenliyor. Amacı belli. O amaca dönük bir gaz seçmiş durumda. Bu bir. Demek ki bunu yapanlar gaz konularında
yani bu konularda uzman gruplar. Üçüncü en önemli soru. Bu gaz, çeşitli gaz var ve bu kadar geniş alanda bu gaz stoğu kimde olabilir? Farklı kokuları içeren gaz stoğu kimde olabilir? Dört, bu farklı gaz stoğunu kim taşıyabilir? Kim rahat taşıyabilir? Oradan oraya götürebilir. Beş, bunu kim kullanabilir? Ve bunu nasıl kullanabilir? Bütün bunlar yani hem alanın çeşitliliği hem gazın çeşitliliği bu buradaki organize askeri anlamda bilgisi olan, gaz stoğu olan, hareket kabiliyeti olan, güvenlik anlamda problem yaşamayan ve bunu görünmeyecek bir şekilde kullanabilecek teknolojiye sahip olabilen biri yapıyor aslında. Şimdi buna ek olarak İran yetkililerine baktığımız zaman failin kim olacak? Neden kabullenmiyorlar? Neden zehirlenmeyi kabullenmiyorlar? Neden saldırıyı kabullenmiyorlar? Neden işin üzerini örtüyorlar? Ciddiye almayın diyorlar. Öyle bir şey yok diyorlar. Niye Arif işin Bey, bir şey sormak istiyorum ama yani bu kadar organize bir şeyden nasıl bir amaç güdebilir? Yani böyle tek tük başlamış gibi anlıyorum ben ama sonra bir böyle her yere yayıldı. Rejim böyle bir şeyi neden yapıyor olabilir? Bu sorunun cevabı toplumda nasıl karşılaşılıyor? bunun cevabı var. Cevabı var. Şimdi bütün bu çizdiğim çerçevede şu ortaya çıkıyor. Ya bunu rejim yapıyor ya da rejimde etkin, güçlü bir grup tarafından yapılıyor. Yapılmadı mı? Daha önce faili meçhul cinayetler var. Yüzlerce insan öldürüldü bu istihbarat tarafından. Daha önce mesela esit, kezzap şeyleri var. Daha önce seri cinayetler var kadınlara yönelik. Bütün bunlar hepsi böyle bir kent içerisinde olduğu için devletin içinden de olduğu hepsini biliyoruz. Yani bütün bunun zaten geçmişi var İran'da bütün olayların. Şimdi yani devletin en azından içinden korunaklı kişilerin, grupların yaptığına dair bir şey var. Şimdi neden yapmış, niye yapıyorlar? Bir sürü sebebi var. Bir defa yani benim kişisel görüşümü sonra söyleyeceğim de. Bir defa hatırlarsanız o görüntüleri de yaydık. Sizle de beraber uzun uzun konuştuk. Rejim karşıtı, Hameneye karşıtının en önemli alanın birisi okullardı. Ve ben İran tarihinde 1979'dan sonra ilk defa okulların rejim karşıtı bir şeye dönüştüğünü görüyorduk. Ve bu aslında ortaokul ve lise öğrencileri neredeyse her gün çok çeşitli yerde gösteri düzenliyorlardı. Bütün okullarda Hameneyn'in fotoğraflarını yırtıyorlardı, yakıyorlardı, gelen mollaları kovuyorlardı, sarıklarını, mollaların sarıklarını düşürüyorlardı ve bütün protesto gösterilerine bu öğrencilerin katıldığı görülüyor. Şimdi bu öğrenciler böyle bir politik bir özneye dönüştüler bu protesto süreci içerisinde. Ve aslında biz İran tarihinde, şimdi bazıları bunu intikam olarak görüyor da tabii ki burada bir Hameneyn'in intikamı da olabilir. Orayı ben bir tarafa bırakıyorum. Ama biz İran tarihine bakıldığında şunu net olarak görüyoruz. Aslında İran tarihinin dönü noktaları okul öğrenciler tarafından yapıldı. Mesela 1952'de 53'te darbesine iştirak eden öğrenciler mesela 1960'ta halkın mücahitlerini kurdular. Halkın fedailerini kurdular. İran'daki silahlı Marksist örgütlerin kurucuları Musaddık darbesi döneminde aktiflerdi. O zaman öğrencilerdi.
Ve bunu ve 1979 İran devriminde hem rejimi destekleyen hem karşı tarafta etkin rol oynayan ortaokul ve lise öğrenciler, İran-Irak savaşında liseli öğrenciler çok aktif rol oynadığını biliyoruz. Hatta Hüseyin Fahmi de diye birisi daha sonra yalan olduğu iddia edildi. Hüseyin Fahmi de 13 yaşında bir çocuk. Kendisine bombayı bağlayarak Iraklı bir tankı yakmıştı. Hümeyni çıktı dedi. Hüseyin Fahmi de bizim liderimizdi. Tabii ki bu daha sonra uydurma bir olay olduğu düşünüldü, söylendi. Şimdi bu Hüseyin Fahmi de gibi 13 yaşındaki insanlar düşünün, 11 yaşındaki insanlar bile silahlı eyleme katıldılar, gösterilere katıldılar. Yani aslında öğrenciler çok etkin ve aktif bir siyasal özneler. Ve uzun yıllardır Kortisehne'nin dışına çıkmışlar. Ve bu nedenle dolayı ilk defa Mehsa Emini öldürülmesinden sonra ilk defa siyasi sahneye dahil oldular. Ve bu önemli bir dönüşümün habercisiydi. Üniversiteler daha küçük, daha az üniversiteyi tasfiye edebiliyorlar, okulları tasfiye edemiyorlar. Ve bu aslında önümüzdeki süreçte ne var? Önümüzdeki şu anda İran'da neler var? Ciddi ekonomik kriz var. Bir ekonomik kaynaklı bir toplumsal protesto gösterileri bekleniyor. Diğer tarafta önümüzdeki ilkbahardan itibaren kadınla rejim arasındaki sorunların yeniden alevleneceği, çünkü insanların giyim kuşamında daha rahat olacak. Şimdi kış oldukları için birçok şeydir ama havalar ısındıktan sonra o tesettür, başörtüsü ve diğer konuları kendisini daha hissettirecek ve bu okullarda da kendisini hissettirecek. Bu nedenden dolayı aslında diğer şeye bakıldığı zaman başka yani bir yönüyle de nedir? Bir yönüyle açık şekilde öğrencileri korkutma, sindirme ve onların o cesaretini, o protesto sürecinde gösterdiği cesaretini kırma ve korkuyu içselleştirme. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin temel sloganı şudur: Ennes ve Rov. Başarı, zafer korkutmaktadır. Korkutabiliyorsan kazanabilirsin. Korkutabiliyorsan zafer senindir. Ve o nedenden dolayı İran İslam Cumhuriyeti meşruiyeti olmayan bir rejimdir. Bütün bu protesto süreci onu net olarak gösterdi. Korkuttuğu sürece ayakta durabiliyor. Korkuttuğu, korkuyu sindirdiği sürece. Ve bu nedenden dolayı öğrencileri korkutması gerekiyor. Tabii aileleri üzerinde de, yani aileleri de korkutarak, ailelerin Tabii ki. üzerinde denetim, yani onların denetimine tabi çocuklar oldukları için de böyle bir şey yaratabilir. Bu anlaşılabilir. Ama bu şunu şöyle de olabilir değil mi? Yani mesela daha önce biz Afganistan'da da hem 2010'dan 2015'e kadar çeşitli zamanlarda bazen sayıları artan ama böyle vakalar duymuştuk. Yani birincisi bu tür genellikle işte bu tarımda kullanılan yani fosfor türevleri şeyler kullanılabildiği söyleniyordu o zaman da, ama onlar da hiçbir zaman ortaya çıkmadı. İşte orada da kız öğrencileri okula gitmekten caydırmak için dendi ama hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Ama şu da olamaz mı? Yani bu kadar sistematik saldırılara da gerek yok. Yani toplum zaten çok huzursuz, çok güvensiz ve birkaç vaka gerçekten yapılmış olabilir ama sonuçta bir tırnak içinde rejimin de söylediği gibi psikolojik bir korku ve panik havasının yayılması, öğrencilerin yani herhangi bir kokudan dolayı bunu taklit edebilir, başlarına yani böyle bir endişeyle, yani bize de gaz atıldı endişesiyle tekrar etmesi de söz konusu olabilir herhalde. Yani belki iş çığırından çıkıyor diye de Hamaney bir araya girme ihtiyacı hissetti. Ya bu bir psikolojik bir vaka değil. Yani Değil mi? Yani psikolojik bir olabilir de, vaka değil. gerçi ben şu anlamda söylemiyorum. Yani bir şey yapılmadan durup dururken çıkmış bir psikolojik vaka değil ama belki de çok hızlı son dönemde yayılmasının sebebinin bir psikolojik boyut da olabilir gibi. Bu olsa
hani zanlıları suçunu azaltmaz ama böyle bir şey de olabilir ve bu Ya, kontrolden çıkmaya başlamış olabilir ya diye. bu bir bu çok açık ve net bir biçimde açık ve net bir biçimde bu fizyolojik bu bedensel tepki veriyorlar. Bu bir yönüyle de şey değil. Yani bir psikolojik Değil. öğrenciler halüsinasyon görüyor, başka yerde oldu diye, burada da oluyor diye ve her tür kokuya öyle bir tepki veriyorlar. Bu mümkün değil. Çünkü diyebilirsin bir kişi olabilir, iki kişi olabilir veya okulda şey ama toplu olarak bu tepki veriliyorsa, toplu olarak bir tepki veriliyorsa bu aslında bu aslında bir şeyin orada olduğunu gösteriyor. Net olarak gösteriyor. Hamenei'nin de araya girmesi, Hamenei bunu suistimal edecekler. Bunu büyük ihtimal düşmana bağlayacaklar, rejim muhaliflerine bağlayacaklar. Oradan da gelip yine kaç tane rejim muhaliflerini asacaklar, öldürecekler. Yani onlar bu gerçek failleri açıklamayacaklar. Yani Hamenei'nin açıklaması görünürde olumlu ama örtük olarak şeydir. Yani bu olay bir psikolojik vaka değil. Bu olay çok açık şekilde öğrencilerin de bütün orada yaşayan öğrencilerin şeyleri de var. Bu bir öyle Tanıklıkları var tabii. anlattıkları var, şeyleri var. Bu öyle orada oluyor, burada da oluyor diye öyle bir şeyle olacak şeyler değil. Olsaydı zaten tüm şeylerde niye sadece bazı okullarda oluyor, diğerlerinde olmuyor? Yani bu anlamda ben bunların bir şey olduğunu, bir saldırı olduğunu net olarak kabulleniyor. Ama şöyle bir durum olabiliyor. Örnek vereyim, mesela bu kabul edilebilir. Yani düşünelim, bir okulda 50 öğrenci varsa 15'ini etkiler. O 15'inin panik havasıyla Tabii. diğerleri de kaçmaya başlar ve ayrı olaylar yaşanabilir. Yani Peki. bunu kabul etmek mümkündür. Ama dışarıdan böyle şeyler bu doğru şey olarak ben görmüyorum. Yani Çünkü sizin bütün aslında yani konuşmalarında diyelim. korkuyla sindirerek ön almak, toplumu bastırmak, belki bu endişe ve kaygı havası içerisinde de rejime yönelen öfkeyi, tepkiyi dağıtmak, sindirmek amaç diyorsunuz. Peki devam edecek mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani başka bir yönteme mi geçecekler? Hamaney'in konuşmuş olması belli bir buysa amaç, hani bu amacın artık yerine geldiğini ve Hamaney'in işte ben çözerim, bundan sonra dikkat edeceğiz demesini bekliyor musunuz? Nasıl ilerleyecek? Yani bu nasıl Şimdi öngörüyorsunuz? bakınız sadece o sebep o değil. Bunun yanı sıra örnek veriyorum. Şu anda İran'da ciddi bir ekonomi sorunu var. Neredeyse dolar ciddi tarihinde İran tarihin en yüksek bir noktaya fırlamış durumda. Doların en yüksek olduğu bir dönemde bu olaylar patlak verdi. Şu anda biz İran'daki ekonomiyi konuşmuyoruz. Toplum İran'daki bu ekonomideki bu yoksullaşmayı falan konuşmuyor. Toplum şu anda bu olaylara odaklanmış durumda. Bu da önemli bir unsur. Ayrıca bu şu anda bakıldığı zaman bu saldırılar toplumda bütün atomizasyon, bütün çözülme ve bütün irade şeyine yol açıyor. Çünkü insanlar neyle karşılaştıklarını bilmiyorlar. Neye uğradıklarını, nerede neye uğrayacaklarını bilmiyorlar. Ve bu bir yönüyle de korku sadece okullarda değil, toplumun geneline de yayarak, o içselleş direrek. Başka bir şey daha var, o da şudur. Aslında İran İslam Cumhuriyeti topluma hep şunu söyledi. Bizi kolay gönderemeyeceksiniz. Biz diğerlerine benzemiyoruz. Biz mesela Şah gibi hemen kaçıp gitmeyeceğiz. Biz burada olup mücadele edeceğiz. Yani bir yönüyle de gerekirse
Suriyeleştireceğiz ve kaçmayacağız. Burayı eğer bir protesto gösterisi olacaksa, bir rejim değişikliği olacaksa, bu bir yönüyle de rejim tam anlamıyla burada olacak, savaşacak ve sonuna kadar kalacak. Ve bu ne anlama geliyor? Topluma şunu söylüyorlar. Biz ayakta kalmak için her şey yapabiliriz. Biz ayakta kalmak için her şey yapabiliriz. Eğer siz topluma sindirirseniz toplumun iradesini gasp edebilirsiniz. İradesinin elinden alabilirsiniz. Çünkü toplumsal hareket bir yönüyle de umuda dönüktür. Bir yönüyle de belli bir umutla ilişkilidir. Geri ittirebilme ilişkilidir. Veya sonuçta toplumsal ve siyasal protesto hareketi eğer böyle bir şeyle karşı karşıya olduğu zaman hep geri oturur. Geri şeye bunu kazanma umudunu kaybedebilir. Çünkü İran Şam Cumhuriyeti bunu tüm topluma yaymaya çalışıyor. Eğer siz zannediyorsanız sokağa çıktığınız zaman biz hemen kaçıp gideceğiz. Vay Venezuela'da bunlar yer aldılar. Şurada şey aldılar. Kaçıp gidecekler. Hayır öyle değil. Biz sonuna kadar savaşacağız. Suriye'de ne yaptık? Irak'ta ne yaptık? Şurada ne yaptık? Hepsini de burada yapmaya hazırız şeklinde bir görüntüyü veriyorlar topluma ve topluma eğer buna hazırsanız gelebilirsiniz. Buna hazırsanız sokağa çıkabilirsiniz. Ve öğrenciler aslında burada bir pilot şeyi olarak da rolü de üstlenmiş oluyorlar onların üzerine. Ve bu bir yönüyle de aslında o kötülüğün, o korkutmanın farklı bir geldiği en önemli nokta. Bakınız idam ettiler. İdam ettiler, evet. İdam ettiler, sokakta öldürdüler, felç ettiler, kör ettiler, her şey yaptılar. Kaçırdılar, nehirlerde boğuldular. Her şey yaptılar ve şu anda da başka bir şey daha gösteriyorlar topluma. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Eğer zannediyorsanız biz öyle kaçıp gideceğiz. Hayır. Bu anlamda bu çok açık şekilde faili Peki bellidir. Arif Bey, toplumda bu Mahsa Amini'nin ölümü ardından başlayan protestolarda işte çok sert tepki vermiş olmasına rağmen rejimin gerçekten rejimi değiştirebileceğine dair bir umut ve irade oluşmuş muydu? Yani şimdi biraz daha protestoların azaldığını görüyoruz ya, yani bu rejim böyle bir dönemde bu saldırılar yükseliyor diyelim ki bu zehirleme olayları. O zaman alttan alta toplumun aslında böyle bir iradeye sahip olduğunu ve mücadeleye devam edeceğini mi hissediyorlar da bunu bastırmak istiyorlar? Evet. Şimdi bakınız sizinle programınızda da ben konuştum. Ben hep söylüyorum. Mahsa Amini olayı çok basit bir protesto süreci değil. İran tarihinin dönüm noktasından birisidir. Ve aslında Mahsa Amini protestoları İran İslam Cumhuriyeti'nin bir tür o son evreye girdiğinin habercisi olarak yorumladı. Ben de öyle yorumluyorum. Toplumda herkes öyle yorumluyor. Sadece şöyle toplum değil, devlete yakın olan insanlar da öyle yorumluyor. Bijen Abdülkerimi gibi rejime yakın filozoflar böyle İran İslam devrimi bitmiştir diyor. Rejime yakın ekonomistler, sosyologlar, psikologlar hepsi şu anda net olarak İran İslam Cumhuriyeti son evresini yaşıyor söylüyorlar. İran devlet yetkililerine bakıyoruz. Eski devrim muhafızları Yahya Safavi bu protestoları bastırabiliriz ama bunlar daha farklı bir dönemden sonra yeniden gelebilirler, yeniden ortaya çıkabilirler. Cumhur-i İslami gazetesinde neredeyse her hafta buna dönük yazı var. Biz sadece belli bir alanda bunu bastırabildik ama bu her zaman yeniden alevlenebilir. O nedenden dolayı aslında toplumla İran İslam Cumhuriyeti 1979'dan sonra bambaşka bir noktaya doğru geldiğini herkes kabulleniyor. İran İslam Cumhuriyeti yetkililer de kabulleniyor.
Analizler de kabulleniyor, herkes de kabulleniyor. Ve bu nedenden dolayı şu anda şu anda şudur İran sokaklarında, İran toplumunda net olarak bu biliniyor. İran 1979 İran devriminden sonra kurulan İran Şam Cumhuriyeti'nin İran sokağında herhangi bir saygınlığı, değeri ve etkinliği kalmış değil. Tabii biz %10 bir destekçisi olabilir. Onu bir tarafa bırakıyorum. Ama toplumun kahir kesimi daha o rejimi istemiyor. Ve bunu da onun da farkındalar. Ve doğal olarak bu rejim reform yoluyla gitmeyeceğini de herkes biliyor. Herkes bunu biliyor ki bu rejim sokakla gidecek. Sokağa çıkılmadığı takdirde, protesto gösterili olmadığı takdirde bu rejim içten değişmeyecek. Ve bu nedenden dolayı eğer toplumda buna yönelik bir genel kanı oluşmuşsa reform başarısız oldu. Reformla gitmek mümkün değil. Mirşem Musevi gibi 8 yıllık başbakanlık yapmış bir insan bile daha bu İran İslam Cumhuriyeti'nin devam etmeyeceğini düşündüğü bir noktada toplumun nerede olduğu belli. Şimdi böyle bir karşı şeyde siz varlığınızı sürdürmek istiyorsunuz o rejim olarak. O rejim ne yapmalı lazım? O rejim korkuyu tüm toplumun tüm alanına yayması gerekiyor. Bu korkuyu nasıl yayabilirsiniz? İdamlar, öldürmeler, işten atmalar vesaire. Bütün bunlar hepsi korkunun bir parçası. Aile üzerinde baskı kurma, insanların üzerinde. Bunlar hepsi korkunun bir parçası. Ama bunlar çok ciddi işlev görmüyor. Onun istediği şeklinde toplumda o korku daha işlevsel olmuyor. Bu nedenden dolayı neyin yapılması lazım? Toplumun daha derinden korkuyu içselleştirebilmesi ve sokağın bir kaosun başlangıcı olabileceği ve bir tür psikolojik olarak sağlıklı bir kuşağın da yetişmesini engelleyerek korkak, psikolojik sorunları olan, panik ataklara yakalanan çok farklı bir kuşağın da ve bunda olabilir. Tabii ki bu öyle bir basit bir şey değil. Buna benzer şeyler yapıldı zaten. Bakınız İran buna benzer şeyleri çok yaptılar. Bakınız mesela size bir şey söyleyeyim. Işın alın. İran'da serseri diyebildiğimiz bu sokak şeyleri var ya, sokak insanlar. Mesela onları nasıl çökerttiler kendilerine göre? Onların hepsini teşhir ettiler. Teşhir ettiler. LGBT ne yaptılar? Hepsini battaniyeyle boğdular. Sokakta boğdular. Yani düşünün Ra'dan şu anda güvenlik güçleri şeyleri bir arabanın arkasına bindirdi bunların hepsini boynuna ibrik asarak tek tek bunları dolaştırdılar. Bütün bunlarla bir yönüyle de korkutarak şey yaptılar. Bunu Anlıyorum. yapıyorlar. Yani aslında bu bir tehdit topluma. Yani biz daha ötesini de yaparız. Hani şimdi sadece zehirliyoruz ama nereden geldiğini dahi bilemediğiniz bir şekilde hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bunu göze alıyor Evet, musunuz tabii. gibi bir evet. Arif Bey çok teşekkürler. Bugün isterseniz burada bırakalım. Biraz daha izleyelim. Yani gelişmeleri beraber yorumlamaya devam edelim. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, sizlere teşekkür ediyoruz. Epey de bir yorumla destek verdiniz. Biraz Arif Bey, onu bir tek söyleyeyim kapatırken, yani hani toplumsal kalkışmayı engellemek için olduğuna katılan çok sayıda izleyicimiz var. Tabii biraz böyle Türkiye ile de işte hükümet istifa protestoları demenin suç olduğu bir noktaya geldiği için hani benzerlikler kuranlar da var. Umarım tabii o noktada bir durum olmaz. Çok çok teşekkür ediyoruz herkese. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.